Yavrum ben kaçtım tamam mı? İşim var hadi eyvallah. Ay ne işin var? Biraz temizlendi mi bu mekan? Bana mı öyle geliyor? Ha, evet. Sen mi temizledin? Aa, lafa bak. Başka kim temizledi? Hayret ya. Helal olsun yavrum sana ya. Maşallah maşallah. Gel bakayım bir öpeyim. Şirin kız. Hadi görüşürüz eyvallah. Hoşça kal. Burhan abi. Beyim gitti gel gel. Fark etti. Ellerine sağlık. Aa, bak kahvaltı sofrası orada da bekliyorum ha. Hadi çabuk. Bye. Ya bırak. Canım beni sabah kahvaltısına götürdüğün için çok teşekkür ederim ama... ...uyanır uyanmaz seni karşında görünce biraz şaşırdım doğrusu canım. Öyle. Kıskanırım ben. Sabah uyandığında karşında gördüğün ilk insan ben olmalıyım. Yaka paçaya tişört de çıkardım beni canım. Sabah senin elinde. Görperdin biraz yahu. Al bakalım. Üşümemen için sana aldım. Ha? Çok yakıştı. Ama o... Şşş, tek kelime istemiyorum. Bunu böyle giyeceksin. Tamam? Yaprak. Oh, benden kurtulamazsın. Şimdi işe gidiyorsun. Akşam kapıda bekliyor olacağım iş çıkışı. Tamam mı? Sen hep? En güzel kıyafetlerini giyiyorsun. Kol düğmelerini takıyorsun. Seni İstanbul'un en havalı restoranına götüreceğim. Bu gece oradaki en yakışıklı erkek olmalısın. Bütün gün beni düşün. Çok cinsel bir şey gördüm kendime canım. Selin, bebişim. Bak, tabakları nasıl topladım. Bak. Baktım, baktım, gördüm. Hani senin öğrenmen için yapıyoruz ya. Eriş, senin için. Dün de ben salonu onun için temizledim. Hani sen öğren diye, gör diye. He? Canım. Mutfakta canlı şeyler var ya. Gerçekten mi? Mark mı acaba? Hayır, gübre, ondan sonra bakteri, diğer doneler, hepsi yani, hepsi içeride. Söylemesi ayıp. Ne zamandır temizlenmiyor bu mutfak? Şimdi en son bir ay önce Sıdık ablam temizledi. He. Yalnız o Sıdık ablam artık bize gelmiyor. O yüzden biz de bir müddet idare ettik. Sonra mutfağı kullanıma kapattık. Nasıl kullanıma kapattınız? Ya buzdolabı haricinde kullanmıyoruz. Yani oraları biraz temizlersen çok makbule geçer. Lütfen Buhran abi ellerinden öper. Hadi. Bu nasıl bir yağ sabır çekmekse. İçim dışıma çıktı. Buldun mu abi? Buldum buldum. Ümraniye'de buldum. Hem tencereymiş hem de sofraya getirilecek kadar şıkmış. Tutturdu manyak astı işte. Ne yapalım? Abi boş ver. Kafası rahat olsun. Bestesini yapsın. Sanatçı insan sonuçta. Öf ya. Lan niye bu yetenek astı da var ya? He? Niye bende yok ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Niye sende yok ya? He? Sende olsa ne güzel olurdu be Sertaç. Öyle söz yazarı, besteci, kanka kanka takılırdık. Rakımızı içer, muhabbetimizi yapardık, ticaretimizi yapardık. Çıkan nevaliyi kırışırdık öyle güzel. Gelirin yarısı Aslı ablanın değil mi abi? Sorma. Nasıl koyuyor bana biliyor musun? Aklıma getirmek istemiyorum yani. Ya o değil de bütün gün çeyiz arıyorum buna ben ya.
Ya bugün saatlerce statik elektrikli mikrofiber bez aradım ya. O ne abi? Bez lan, bez işte. Ya kes bir eski çarşaftan yap bezi değil mi? Yok abi, elektrikli olacakmış. Manyak, tutturdu işte, geri zekalı. Uzun çiftinin bezi bile elektrikli ya. Çıldıracağım ya, inşallah toz alırken çarpılır böyle. Alo? Aslı'cığım. Canım kardeşim. Sülünüm benim, söyle. Cici de abi, cici. Tabii yavrum, ben sana verdiğim sözü tutacağım Aslı'cığım. Ya bak, ne konuştuysak o. Sen şimdi besteleri senin yaptığını kimseye söylemeyeceksin. Ben de hem yüzdeni vereceğim, hem de senin çeyiz olaylarını organize edeceğim canım. Kalemin var mı önünde? Hah, not al. Zeytin tabağı alacaksın. Hani böyle ince uzun zeytin koyuluyor ya tabak. Böyle zeytinleri tek sıra halinde koyuyorsun, ince uzun tabak bitiyor. Zaten ben çok seviyorum onu. Cem çok seviyormuş. Tabii. Bir de wok alacaksın. Terbiyesizleşme Volkan. V ile wok. İşte böyle Çin yemeği yapmak için tava gibi bir şey. O beni ilgilendirmez. Ara bul. Bana ne? Evet, Çin'e git gerekirse. Benim problemim değil. Aa, Aslı, şey sorsana ya. Bu elektrikli ekmek kesme testeresinden almış mı? Ben çok seviyorum çünkü onları. Akşamları böyle ekmek keseceğim sana. Bız, bız, bız diye. Tabii tabii. Evet canım. Söyle. Duydun mu? Duydum, duydum. Şimdi testereyi almaya gidiyorum Aslı'cığım. Enişteye selam söyle Aslı'cığım. Testere şeyde bir tek maslakta varmış. Ben de oraya gideceğim şimdi. Yok yok, bize de eğlence oluyor, gezme oluyor ya. Lafım olur. Tamam, hadi öptüm canım, öptüm. Hadi. Allah belanızı versin uzun çift. O testereyle birbirinizi doğrarsınız inşallah lan. Sakin ol, şarkıları düşün. Her zaman böyle tersinden yapacaksın. Ondan sonrasında da böyle kolayı fıs diye sıktığın zaman artık jilet gibi olur. Ay süper oldu, süper. Evet. Bunu da böyle askıya asacaksın. Tamam mı? Ondan sonrasında ama düzenli, tertipli yapacaksın. Şu ortasındaki düğmeyi de böyle kapatacaksın. Ondan sonrasında gidiye 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 nereye gidiye? Gardıroba. Hadi bakalım. Şimdi bir de bunu da göster. İstersen bunu da sen yap. Aa, yok. Ben de hazır değilim. Ya gerçekten. Şimdi sen bunu bir ütüle. İyice bir ben bir olayı bir anlayayım. Tam anlamıyla bir kavrayayım. Ondan sonra söz. Diyorsun yani. Hı hı. Ama mutfağı da ben temizledim ya. Hani sen öğren diye. Hani sen öğreneceksin diye yapıyoruz. Her zaman ben senin yanında değilim ki. Sen kendi başına yapacaksın. Ay bir şey söyleyeyim, lafını unutma ama. Ya hı. İçimden geldi, içimde kalırsa dert olur. Yemin ediyorum dışarı çıksın mert olsun. Bak dinle beni. Hı. Ben şu hayatımda senin kadar temiz, senin kadar tertipli, senin kadar titiz bir insan evladı görmedim, görmeyeceğim ve göremem. Bunu da burada söylüyorum. Bak, buraya da yazdım. Sen işte, sen İfo annemden bile daha titizsin. Çok çok daha, yemin ederim. Yok canım, yani herkesin temizliği kendine. Yani biz atalarımızdan, geçmişimizden öyle gördük de öyle yapıyoruz yani. Etmem. Yok, sen çok çok daha titizsin gerçekten. Oh, ev mis gibi koktu ya. Yok böyle bir şey ya. Ya var ya, bütün Mike'lar sana kurban olsun, kurban. Yok canım, insanın içinde olduktan sonra. Hadi bunu da göster. Bir gün. Tamam, tamam. Bak şimdi, ilk önce böyle bir gömleği alacaksın. Böyle iyice bir gereceksin. Anladın mı? Ki açılsın. Hmm. Çok iyi. Geliyor mu? Kim? İlham. İlham kim? Arkadaşımız mı? Niye gülmüyorsun Volkan?
Sen beni pek espiritüel bulmuyorsun galiba. Yok, yok ya. Olur mu öyle şey, şakacı seni? Ha, ilham o manada. Allah feyhan vermiş ya. Deli bu, deli, deli. Aa, dur dur, geliyor, geliyor, geliyor. Allah. Yok, hayır, aa yok, yanlış alarm. Volkan, bir çay koysana bana sen. Geliyor, geliyor, geliyor bak. Döner döner, yok bunu beğenmedim. Ayş. Canım, çay. Çay koysana bana. Ya Aslı, Cem kardeşimiz niye geldiler acaba? Hani biz seninle baş başa kalacaktık. İlham veriyor bana ya, Allah Allah. İlham kim? Arkadaşınız mı? Komik mi şimdi bu? Senin esprin ya bu. E tamam da 50 kere yapılmaz artık bir şaka. Ay benim bu akşam hiç beste yapasım yok ya. Aslıcığım, canım kardeşim. Doğal sarışınım benim. Hani miş maviş gözlü. Bir tanem benim ya. Ya üç beste yaptın. Kaldı 9 tane. Bak 9 beste yapıver şu plakçıya yetiştireceğim. Kurban olayım benim ya. Şu melodileri bir toparla ya. Ya bu börekler soğuk. Aa. Volkan, Aslı hiç sevmez soğuk böreği. Aslıcığım, ben börekleri ısıtayım, getireyim. Sen orada melodileri düşün ha, güzel kardeşim yani. Tamam da bu güzel kardeşim lafı böyle biraz aşındı ya. Aşındı derken? Böyle eskidi yani. Bunun yerine böyle başka bir şey bulmak lazım. Mesela? Mesela kraliçem de bana. Kraliçem mi? Ha, böyle havaya sokmak için. Sezen Aksu'yum ya. Ha. Alo, bir şey unutmuyor musun? Kraliçem, her şey için çok teşekkür ediyorum. Yorgun argın işten gelip bir de burada benim için ter döküyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Size teşekkürü bir borç biliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çay, çay. Ha? Oo, al şunu ya, al. Çay koyacaktın bana, yürü. Unuttum ya. Hadi. Volkan, bana o istediğim cep telefonundan aldın mı? Yarın bakacağım kraliçem. Allah belanızı versin uzun çifte. Allah'ınızdan bulun, he mi? Ulan siz var ya. Kek yer misin uzun? Canım o bizim testere mi? Evet. Niye kullanıyorsun kızın çeyizini, ayıp değil mi? Ha? Hayır yani şimdi gidip söylersem yazık olacak sana. Söylemezsin değil mi Cemciğim? Yok söylerim çünkü bizim aramızda sır yok, her şey açık bizde. Sen onun için yarın bu testerenin aynından bir tane daha al. Çünkü böyle kullanılmış testereyle nereye kadar değil mi? Bu arada benim çayım açık olacak. Tamam canım? İşkence lan bu. Allah'ım bir fırsat ver bana yarabbim. Vay be Selin, süper ev hanım oldun sen ya. Annemi geçtim vallahi kız. Yok canım ya Teveccin. Ya ne olacak, eve mi yapışıyor yani? Kendi evim. Neyle siliyorsun bakayım sen buraları, sehpaları falan? Ha? Hayır şimdi şeyler var. Dur bakayım neydi onun ismi? Ha, statik elektrik yüklü mikrofiber bezler var. Onlar çok acayip. Hiç böyle boşa enerji harcamıyorsun. Koyuyorsun bezi, şak diye kendi böyle olayı var, temizliyor bir anda. Küçükten mi? Vallahi. Sen nereden biliyorsun? Kızım sanatçıyız o kadar değil mi? Sanatçı dediğin her şeyi bilecek Selin. Kaşın gözün oynayacak sürekli, yeniliklere açık olacaksın, antenler fora. Devamlı açık olacaksın yani. Oradan biliyorum yani. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Fık fık kaçayım. 3 tane yeni beste yaptım, bugün plakçı dinleyecek. Tamam mı yavrum? Hadi bay bay. Kendi kendine temizliyor.
Hiç dokunmuyorsun. Kendi kendine. Kendi kendine. İlginç. Telefonunu niye kapadın? Pili bitmiş canım. Yer miyiz biz bunları güzelim? Yoksa benden kaçmaya mı çalışıyorsun ha? Aşk olsun. Niye kaçayım ya? Dünyanın öbür ucuna da gitsem bulurum seni Boris. Biliyorsun bunu değil mi? Hem neydi böyle bugün böyle evin arka kapısından çıkma numaraları ha? Ha. öyle bahçelerden geze geze gideyim dedim ya. Al şunu. Ve hiçbir zaman da kapalı tutma. Hep açık dursun. Seni bu numaradan sadece ben arıyor olacağım. Sakın yanından ayırma, tamam mı? Hadi ya. 24 saat yanındayım. Unutma, sen benimsin Kubilay. Ya da şöyle ifade edeyim. Ya benimsin ya toprağın. Yaprakçığım, benim işe gitmem lazım canım. Neden dersen, benim çalışmam lazım ya. İşten beklerler. Müsaadenle canım. Zaten telefonum da yanımda. Görüşürüz. Nereye? Efendim? Kaçar gibi nereye? Yaklaş. Daha yaklaş. Evet. Pıt. Pıtın ağrından nereye gidiyorsun? doğru ya. Pıtımı nasıl da unutmuşum canım. Yapraçım, artık müsaadenle. Ben gideyim canım. Affınla, izninle. Ama çok kapatma gördüm ben kendimi canım. Görüşürüz ya. Ya Burhan abi ya. Ha. Biz niye burada buluştuk ha? Ya benim mutfağım da toplanmaya ihtiyacı vardı. Aa bebişim, senin mutfağın çok küçük. Burası çok geniş. Yani bardaktı, çanaktı. Özellikle dikkatimi çekiyor. Mutfak robotu hepsi burada var. Biz burayı şimdi işimiz bittikten sonrasında tertemiz bırakırız. İfo gelene kadar. Şimdi ne? Bugün sağlıklı ve pratik yemeklerden oluşan bir menü hazırlayacağız beraber. Benim olmam şart mı? Anlayamadım. Anlamadım şu anda. Tamam bir şey yok hadi. Tamam sen yap, ben seyrediyorum. Seloş. Beraber yapacağız. Elbette ki beraber yapacağız. Evet, şimdi buzdolabından 2 adet yumurta alıyoruz. Evet, buzdolabından 2 adet yumurta alıyoruz. Ben mi? Yok, babam. Babam gelsin, onu bekleyelim. 12 saat otobüse biner, gelir buraya. Çok komik. Sen ahçı yamağısın. Tabii ki sen getireceksin. Şurayı sızsın Burhan abi ya. Şimdi Selin, yarın öbür gün beyine pastaydı, börekti, çörekti yaptığın zaman... ...yumurtayı alırken düşürdüğünde beni mi çağıracaksın ha, gel temizle diye? Beni mi çağıracaksın? Ay gelir misin? Gelmem tabii. Ben senin hizmetçin miyim ya? Ne bağırıyorsun ha? Ben sana bağırmıyorum, bağırmıyorum. Yemek yaparken çok zordur. Aynı tadı tutturmak çok... Zordur. Onun için gerginim biraz. Ama sen böyle lak 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 çeneye vurursan bu yumurta yerde böyle yayılır çeneden geçer. Peki. O zaman sabununu bir ver bakayım. Yok orada sabun. Ya sen getireceksin. Ben mi getireceğim? Bezin içerisinde sabunu dıkacaksın, köpürteceksin, öyle getireceksin. Ben mi getireceğim? Kendi kendine nasıl gelsin? Öyle bir kişiliği mi var? Çok gerginsin Burhan abi ya. Yemin ediyorum çok gerginsin. Yalnız benden sana bir arkadaş tavsiyesi. Kendine bir sevgili yap, anca düzelirsin. Senin için çok iyi olacak. Çekil. Burhan abi, bu bezlerin elektrikleri var biliyor musun? Böyle yani mesela ortalığa ne döküyorsan dök, kendi kendine temizliyor. Hiç karışmıyorsun. Nasıl temizliyor?
Bayağı kendi kendine temizliyor. Allah Allah, yok öyle bir şey. Var. Yok. Hayır yok. Arkadaşlar, Burhan bir iki gündür piyasada yok. Hasta falan mı, haber olan? O müzik nereden geliyor? Dışarıdan. Dışarıdan geliyor Saadettin Bey. Bu Nişantaşı'nın bahar şenlikleri başladı tabii. Ha, ilginç. İyi, Burhan'ı görürseniz o zaman bana haber verin, tamam mı? Saadettin amca, beni sakla lütfen. Hayrola Kubilay? Yaprak, Yaprak mı şimdi? Meğer beni takip etmiş. Bodrum'a kaçtım, öğrenirse. Bittim ben canım. Anam, Yaprak'tan mı kaçıyor? Bizim Yaprak'tan. Bildiğiniz gibi değil. Kapatma oldum ben canım. Evet, kendimi çok cinsel obje gibi hissediyorum. Sürekli peşimde. Peşimi hiç bırakmıyor ki ya o. Pahalı hediyeler, tehditler. Hayatımı tamamıyla ele geçirdi. Tehditler mi? Öldüren cazibe oldu Fatoş. Evet, sürekli korku içindeyim. Psikoloğa gitmeye başladım canım. Hayda. Hayda deme Şesu. Hayda deme. Tam kezzap atacak kıvama geldi canım. Bu kız beni vurmasın. Kule sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben demiyorum. O diyor Şesu. Ya benimsin ya toprağın diyor. Yoksa tam yazlık yerler açılırken İstanbul bırakılıp gidilir mi canım? Ama hayati bir tehlike var benim için. Geliyor. Saadettin amca, beni görmediniz. Kubilay buraya girmedi değil mi? Şekerim. Gel sen bakayım buraya. Sen bu çocuğa nasıl asıldın bir anlat bakayım. Selin. O kremayı karıştır yoksa top top olur ha. Mesajlarını bırak, kremayı karıştır. Hayret bir şey ya. Sanki pastane açacağız burada. Sen istedin diye pasta yapmasını öğretiyorum. Benim için hoş. Ah! Ah bırakıyorum ben. Ya tamam ya. Amma uzatıyorsun bugün mevzuları ha. Ispanakları yıkadın mı? Yıkadım. Bakayım. Bunun her yeri kum ya. Ay nerede bakayım? Burada. Her yer kum ya bunu. Böyle yenmez ki bu. Böyle ıspanaklı böreği ısıracaksın, ağzına çıtır çıtır kum gelecek. Öyle olur mu öyle şey? Ya kum değil onlar be. Ne peki? Ya ıspanağın demiri. Hani çıtır çıtır onlar o demiri işte ya. Ne diyorsun sen acaba? Ne diyor acaba? Ne ya diyor? Ben bilmiyorum. Çocukken annem diyordu bana. İşte böyle yemek yapıyordu, ıspanak yemeği falan. Yiyordum böyle. Çıtır çıtır ses geliyordu. Annem de diyordu ki, onlara iyi bakayım, onlar ıspanağın demiri diyordu. Öyle işte yani, onlar gerçekten demir onlar çok faydalı, inanılmaz, acayip ama bak gerçekten. Allah'ım yarabbim, tel öleceğim ya. Aa, çok gerginsin ha. Gerginim, şu anda çok gerginim. Çünkü beni çok geriyorsun. Çok geriyorsun sen. Çünkü çok saçma sapan konuşuyorsun. Asıl sen saçma sapan konuşuyorsun bence. Niye? Ya Allah'ım yarabbim, ıspanak da kum mu olur ya? Denizin dibinde mi yetişiyor? Midye mi bu? Demir kafana girmiyor değil mi? Kremayı karıştır. Çekil şöyle. Çekil. Çekil şöyle. Bu kesildi ya. Adam! Bu nasıl kesildi ya adam? Muhran abi, biraz cool ol. Benden sana arkadaş tavsiyesi. Tamam mı? Şekerim çocuğa niye öyle davrandın? Öyle dediniz ya Fatoş. Seni reddedemesin, kontrolü ele geçir dedin. Sonra Şesuta dedi ki, bir kere de olsun kadınlar hesabı ödesin, kapıyı açsın. Asıl dediniz ya. Ya biz sana öyle mi asıl dedik? Ya, ama ne bileyim yani bugüne kadar herkes bana öyle asıldı. Şekerim, biz öyle demek istemedik. Hani dekolteye ne oldu? Kıskandırmaya ne oldu? O kokulu dudak parlatıcılarına ne oldu? Ha? Öyle bir şey mi var? Ay, ay tabii var. Şekerlilerim bile var. Ha? Ama alamam ki. Bütün param Kubilay'ın hediyelerine gitti. Son aldığım cep telefonuyla kredi kartı limitimi bile aştı. Anam anladığım kadarıyla sen bu Kubilay'ı istiyorsun.
Ya tatlı çocuk işte, böyle birlikte eğleniyorum ya. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Böyle takılalım, gezelim, tozalım, o kadar. Bebeğim. Şöyle söylesene canım. Tam benim hayalimdeki Bülent'a buydu zaten. Bülay. Olga. Niye aramıyor lan bunlar? Abi belki şarkılardan çok etkilendiler, ağlıyorlar. Veya oynuyorlardır belki de. Ha? Abi ben dayanamayacağım daha fazla ya. Beklemek korkunç bir şey ya. Çok heyecanlıyım Sertaş. Rica edeceğim abi, ara şunları ya. Ara. Bayağı da para çektik. Besteleri başkalarına vermesinler. Ara abi. Alo. Merhaba abi. Ben Sertaç. Abi iltifat duymak için sizi aradık. Ha. Yok. Olur mu abi? Şarkıların hepsi orijinal. Volkan kendisi bizzat yaptı abi şarkıları. Serdar Ortaç mı? Ne? Hangi sahanda iner abi? Bilmiyor ya. Abi söylediğiniz türküleri Volkan bilmez bile. Abi çalıntı diyorlar şarkılar için. Ne demek lan o? Alo abi. Abi ekmek Kur'an çarpsın ki yani. Gerçekten biz bilmiyoruz abi, öyle bir şey yok yani. Ha. Abi ağır konuşmana gerek yok ama şimdi. Alo. Alo. Kapattı abi. Şarkılardan bir tanesi Serdar Ortaç'ın, diğeri Hande Yener'inmiş abi. Bir tanesi de Anadolu türküsüymüş. Ne demek lan o? Aslı bana komple mi kurdu lan? Nasıl olur böyle bir şey? Taceddin, Sertaş, ne oluyor lan? Aslı Türkçe müzik dinlemez ki Volkan. Nereden bilsin o şarkıları? Ay şekerim ne olur yeter artık, mırıldanma ya. Ben mırıldanmıyorum, radyo çalıyor Fatoş. Anam bir haftadır şarkı mırıldanıp duruyorsun ya. Hayır sesin güzel olsa bir yerde tamam diyeceğim de. Ya ne zaman radyo başlasa sen de başlıyorsun böyle stereo olarak yani. Biliyor musun ya, ben kendi bestelerime mırıldanıyorum. Hangisi senin besten Allah aşkına? Bak. Başla. Ya bırak Allah aşkına ya, bu Serdar Ortaç'ın son şey değil mi ya parçası? Hadi be saçmalama. Peki bu ne? Bak. Hande Yener, Hande Yener bu. Ya çocuklar saçmalamayın, ben Türkçe müzik dinlemem ki, nereden biliyorum peki bu şarkıları? Plakçı sözleşmeyi pes etme noktasında abi. Ne dedin Sertaç? Sözleşmeyi pes etme aşamasında abi. Nasıl olur lan böyle bir şey? Nasıl olur böyle lan böyle bir şey? Bu bana yapılan ne var mı lan? Yeter lan artık. Bıkıştım lan artık ben lan. Yeter lan. Kaderim mi lan bunu lan? Çocuklar beni hiç görmediniz. Evet, çorbamız hazır. Tartımız da hazır. Evet, dikkat ettiysen bu kadar yemekten sonra mutfak battı. Şimdi yemeklerimizi tabaklara yerleştirdikten sonra ortalığı bir güzel temizleyeceğiz. Beraber halledeceğiz. Okey? Ağladı, gözlerim doldu. Yok ya ben ağlayayım, ağlada mani olayım. Hiç karışmam. Anlamadım. Ay Buhran abi ya. Ya bana mı sordun? Ben mi dedim sana otur saatlerce börek aç diye? Her yer ona oldu. Kim temizleyecek ya? Ben istedim diye mi? Ben istedim diye mi bu kadar uğraştım? Benim canım ıspanaklı börek açma istiyor diye mi ben yaptım? Geri. Senin için yaptım. Sen öğren diye.
Ya sen ne kadar nankör bir insan mısın ya? Sen ne kadar çirkef bir insan mısın? İvo'nun dediklerinde doğru bir payı varmış ama. Bana bak, sen kayınannemden benim aramı açmaya çalışıyorsun ha? İleri! Terbiyesiz seni. Bir kere o kadın benim hakkımda hiç öyle bir şey söylemiş olamaz. Çünkü kendisi bana aşık bir insan. Anladın mı? Tamam, tamam. Tamam be. Tamam, sorun büyütmeyelim. Şu böreği fırından çıkartalım. Hadi, ileri. Al şunu. Al şunu. Evet, şimdi fırından böreği çıkartacağız. Sen tabağı sıkı sıkı tutacaksın. Ben de böreği çıkartacağım, böyle ters çevireceğim, üzerine koyacağım. Okey? Okey. Ne işe yarayacaksa yıka yıka bütün demiri gitti ıspanağın ya. Evet. Evet. Alo? 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 Aa, ya niye yere düşürdün ya böreği? Ya sen manyak mısın ya? Sen tabağı çektin, öyle börek yere düştü. Börek onun için yere düştü, gerizekalı. Niye sen telefonuna sonra bakmıyorsun? O kadar acelesi mi var? Bağırma. Ya sen hasta mısın ha? Kafadan sakat mısın sen ya? Sana Buhran abi dedik, bağrımıza bastık ya. Psikopata bağladın iyice. Dikkat etseydin, düşünmeseydin. Bana ne, bana ne? Oh, oh, bana ne? Ya sen beni delirtecek misin? Sen beni hastanelik mi edeceksin? Kaç gündür evin temizliyorum ben seni. Bana şıkkı öğretiyorsun. Çirkef. Çekemem ben seni. Yeter be. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Bir yere gidemem. Bir yere gidiyorum acaba. Geç şuraya. Burayı böyle bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Beni İfo'ya mahcup edemezsin sen. Terbiyesiz. Al elini bezi, ortalığı temizle. Kadın ol, hanım ol, temizle. Hadi. Senin hizmetçin mi var karşında be? Terbiyesiz, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen ne kadar çirkin bir insan mısın? Sen ne kadar pasaklı bir insan mısın? Yazık o çocuğa. Volkan'a üzülüyor. Bir sene içerisinde vallahi ip gibi yaparsın sen o. Eritürsün çocuğu. Aslı! Neredesin lan Aslı? Ulan iş yerinde de yok, evde de yok lan. Ulan ben beni dövmezsem rahat edemem ki lan. Aslı! O kadar cak 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 ukalala bir şey bildiğin de yok senin. Bir böreği bile ters çeviremedin ya. Yuh! Yuh! Ya sen tepsiyi çektin ya, tabağı çektin ya, ondan dolayı düştü. Allah'ım ya Rabbim, delireceğim ya. İfo gelmeden ortalığı temizleyelim, hadi. Öf Buhran abi ya, öf de. Şimdi bir elektrikli bezimiz olsaydı biz içeride oturduk, o da buraları temizlerdi ne güzel. Ya öf, uğraşamam ben. Ya yok öyle bir şey. Laftan anlamıyor musun? Yok öyle bir şey. Var ya, var. Ya böyle elektromanyetik fiber optik mi öyle bir şey diyorlar. Kendi kendine temizliyor ya. Hoş, sen nereden bileceksin ki ha? Sen ne bilirsin? Kimsin sen ya? Ne bileceksin ya? Yok öyle bir şey diyorum sana. Öyle bir şey yok. Adamı delirtme. Vallahi senin kafanda parçalarım sana. Yok diyorum. Yok. Lan. Ne oluyor lan burada? Volki ya, Buhran abiye bir şey söyle. Lan iyileşecek hastanın doktor ayağına gelirmiş. He? He ya. Öldürürüm lan seni ben lan. Lan.